Değerli Arslan Uğur grup takipçileri merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Yine sizlere ÖTV'siz araçlar hakkında, alımları hakkında bilgilendirme yapmaya çalışacağız. Videomuzu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, lütfen beğeni atmayı unutmayalım. Teşekkür ediyorum. Bugünkü videomuzda yine size ÖTV'siz araç alımları nasıl olur onlardan bahsedeceğiz. İlk videomuzda bahsettiğimiz üzere bu konuyu iki başlık altında toplamıştık. Birincisi %90 üzeri raporu olan vatandaşlarımızın nasıl araç alacakları hakkında size kısaca bilgilendirme vermeye çalışmıştık. Bununla ilgili de linki açıklamalar bölümünde görebilirsiniz. Bu videomuzda ise raporu %90 altında olan vatandaşlarımızın nasıl araç alacakları, hangi raporların bu duruma uygun olduğu hakkında size kısaca bir bilgilendirme vermeye çalışacağız. Şimdi dediğim gibi iki ana başlık altındaydı. %90 rapor üzeri araç alımları ile ilgili bilgilendirmiştik. %90'ın altında olan raporlarda araç alımları şu şekilde oluyor. Öncelikli olarak raporun uygun hale getirilmesi gerekiyor. Yani bir sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekiyor. Bu yine dediğimiz gibi Sağlık Bakanlığı'na ait bir kuruluş olması gerekiyor. Özel hastaneden alınan raporlar bu işler için geçersiz. %90'ın altındaki raporlarda öncelikle ortopedik bir engel aranıyor. Yani araç sahipliği olabilmek için ortopedik bir engelinizin olması gerekiyor. Burada en çok sorulan sorulardan bir tanesi de şu oluyor. Hani duyma bozukluğu ya da hani konuşma bozukluğu olan vatandaşlarımız diyorlar ki hani %40, %45 raporumuz var. Biz de araç alabilir miyiz? Maalesef ÖTV'den muaf araç sahibi olamıyorlar. Çünkü neden dolayı? Bir kıstas var burada. Kısıtlılık aranıyor. Yani ortopedik bir kısıtlılık aranıyor. Bununla alakalı devlet hastanesine ya da üniversite hastanesine başvurduğunuzda el ayak uzuvlarınızda hareket ettirici aksamlarda kullanamama, yani sol ayağın eksikliği ya da bilek eksikliği ya da işte hareket kısıtlılığı şartı aranarak ÖTV'siz araç alabilirsiniz. Bununla alakalı raporunuzu düzenletiyoruz. Düzenlendiğinde raporunuzda önemli olan bir kısım var. Şu, uygundur kelimesi olmaması gerekiyor açıkçası söylemek gerekirse ya da kullanabilir olmaması gerekiyor. Raporu aldığınızda şunu mutlaka belirtin. Biz ÖTV'siz araç almak için bu raporu alıyoruz demeniz sizin için bir avantaj olacaktır. Çünkü orada hani açıklamalar bölümünde şu olması gerekiyor. Gerekir. Yani özel tertibatta araç kullanması ya da hareket ettirici aksamda özel tertibatta araç kullanması veya otomatik vites araç kullanması gerekir ibaresi olması gerekiyor. Raporu aldıktan sonra ikinci bir aşamaya geçiyor. Nedir? Eski ehliyetlerimiz vardı. Evet, haç sınıf ehliyetler vardı. ÖTV'siz araçları kullanan vatandaşlarımızın temin ettiği ehliyetler haç sınıf ehliyetlerdi. Yani yeni düzenlemeyle bunlar haç sınıfı ehliyet kalktı. Artık kolda ehliyet kısmına geçtik. Yani yine B sınıfı bir ehliyet alacak ama arkasında kısıtlama kodları ya da hareket ettirici aksamda ne şekilde aracı kullanacağının açıklaması kodlarla artık belirleniyor. Raporu aldıktan sonra haç sınıfı ehliyetiniz var ise onunla birlikte İl Sağlık Kurulu'na başvuruyorsunuz. İl Sağlık Kurulu'nda orada size gün verilerek yine küçük bir heyete, yani ehliyet heyeti diyebiliriz buna, ehliyet heyetine sokuyorlar. Ehliyet heyetinde siz orada bir makine mühendisi, bir arkadaş, bir de İl Sağlık Kurulu'nda ortopedik engeli olan bir arkadaşımız sizi karşılıyor. Orada yapılan işlemler doğrultusunda sizin raporunuza uygun olarak, bakın raporunuza uygun olarak ehliyetinize kodlar girilerek, yeni bir ÖTV'siz ehliyet oluşturuluyor. Yani arkasında farklı kodlar oluyor. Mesela 10.02 olabiliyor. Sadece otomatik vites araç kullanması zorunludur diye. O kodun arkasında, yani ehliyetin arkasındaki kodlarda özel araçlar, yani mesela örnek veriyorum itfaiye, ambulans kullanamaz diye kodlu bir ehliyet veriliyor açıkçasını söylemek gerekirse. Bu kodlu ehliyet ve yeni rapor aldığınız raporla birlikte bize başvuruyorsunuz. Biz vergi dairesinden geri kalan işlemleri sizin adınıza takip ediyoruz ya da işlevselliğini hareket haline geçiriyoruz. Ha, burada bir ekstramız ne var? Verilen ehliyet ve rapora göre aracınıza hareket ettirici özel bir aksam takıyoruz. Eğer sadece otomatik vites kullanmıyorsanız, yani
sağ elinizde ya da sol elinizde ya da ayaklarınızda bir hareket kısıtlılığı, bir uzuv eksikliği varsa buna bağlı olarak makine mühendisleri odasıyla birlikte bilinen aparatlar ya da size uygun aparatlar şeklinde araca hareket ettirici bir aksam takılıyor. Örneğin sol kolunuzda bir rahatsızlık var, hareket kısıtlılığı ya da eksiklik var. Sinyal kolunun sağdan sola alınması gibi. Ya da sağ ayağınızda bir problem var, gaza basamıyorsunuz. U şeklinde bir aparatla gaz pedalının sağ ayaktan sol ayağa taşınması gibi düşünürsünüz. Bununla alakalı bir proje çiziliyor. Bu projeyi onaylattırıyoruz. Araç tekrardan bir tespit yapılarak vergi dairesine bu aparatın ve tespitin yapılmış olan projeyle beraber biz başvurusunu yapıyoruz. Başvurusunu yaptıktan sonra sizinle noterde buluşuyoruz ve aracınızın plakasını tescil ederek size aracı teslim ediyoruz. Sıkça sorulardan bir tanesi de şuydu, yani bu aracı kimler kullanabilir? Ya da hani üçüncü derece yakınlarımız ya da üçüncü şahıslar bu aracı kullanabilir mi diye. Şimdi zaten bu kıstas belliydi. %90 ve üzeri olan raporlarda böyle bir kısıtlama yoktu. Bu aracı herkes kullanabiliyordu. Fakat %96 işte özel engelli ya da aparatlı araçlarda bu değişiyor. Yani ne şekilde değişiyor diyeceksiniz. Araçta herhangi bir aparat yok ise, sadece otomatik vites ise kişinin birinci derece, üçüncü dereceye yakın kan bağı olan bütün herkes aracı kullanabiliyor. Yani oğlu, kızı, amcası, amcasının oğlu, tekrar söylüyorum, kan bağı olan üçüncü dereceye yakın akrabaları bu aracı kullanabiliyor. Fakat aparat özelliği varsa, yani hareket ettirici bir aksam takılmış ise, sadece birinci derece yakınları, yani oğlu, kızı gibi birinci derece yakınları bu aracı kullanabilir. Herhangi bir şekilde bir kısıtlamaya maruz kalmadan. Fakat şu var, yani bu konuda da dikkat edilmesi gereken hususlar var. Yani art niyetli olmamak gerekiyor. Çünkü çok büyük yaptırımları var bunların. Yani aracı aldık, üçüncü dereceden farklı birisi kullandı, tanımadığı birisi kullandı ya da aracı hani kiralama bedeli ya da ticari maksatta kullandılar. Bununla alakalı ciddi yaptırımlar var. Hani çok büyük sıkıntılar doğurabilir. Onunla ilgili çok dikkat etmemiz gerekiyor. Son olarak şuna geliyorum. Aracın hani günü dolduğunda satış aşaması. Tabii yine bandrolden muaf oluyor bu araçlar 5 yıl boyunca. 5 yılın sonunda ise satmaz ise aynı şahsın üzerinde, yani ÖTV'siz şahsın üzerinde kalırsa araç yine bandrol ödemiyorlar. Yine bandrolden muaf. Yeni bir araç alana kadar aynı şekilde devam ediyor. Şu var, hani eğer araç sadece otomatik vites ise satış aşamasında herhangi bir işlem gerekmiyor. Direkt noterden günü dolduğunda aracın devrini verebiliyorlar. Fakat araçta hareket ettirici bir aksam var ise, yani bu yapı değiştirilmiş ise, araca yine demonte, yani monte ettiğimizde, bir proje çizdiğimizde demonte projesi çizip tekrardan tespit yapılıyor. Tekrar tespit yapıldıktan sonra, yani araç normal bir vatandaşın kullanımına uygun hale getirildikten sonra tekrardan noter işleminde aracın devrini verebiliyorsunuz. Konularla alakalı mutlaka soracağınız sorular vardır. Bunları yorumlar kısmına yazar iseniz sizlere oradan nacizane yardımcı olmaya çalışacağız. Sürçülisanımız olduysa affola. Dediğim gibi videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yine farklı konularla alakalı sorularınız var ise, sadece ÖTV ile alakalı değil, yani şu araçla alakalı veya şu konuyla alakalı, yine otomotiv sektörü içerisinden herhangi bir konuda sorularınız olur ise yardımcı olmaya çalışırız mutlaka. Yani tamam, uzmanlık alanımız olmayan farklı yerlerden gelirse uzmanlık alanı olan arkadaşlarımızdan yine bilgi edinip sizi bilgilendirmeye çalışırız. Yani burada son olarak şunu bağlamak istiyorum. Geçen videomda aslında ilk çektiğimizde şöyle bir soru almıştık. Hani kredi kullanımı konusunda bir bilgilendirme yapar mısınız demişlerdi ÖTV'siz alışlarda. Eğer zaten ehliyeti var ise, ÖTV'siz araç alabiliyor ise, ehliyeti olduğunda imzaya yetkili olduğu için müşterimiz kredi kullanabiliyor. Çok küçük bir anekdot. Vefatı durumunda ne oluyor diyebilirsiniz. Vefatı durumunda yine o 5 yıllık süreci beklememiz gerekiyor. Allah göstermesin, tabii Allah gecinden versin.
bütün vatandaşlarımız için. O 5 yıllık süreci yine beklememiz gerekiyor. O 5 yıllık süreç dolduktan sonra yine aracın satışını yapabiliyoruz. Yani vasileri yapabiliyor diyebiliriz. Esen kalın, sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.